45 dakikalık tutukluk normal. Yani onu kesinlikle hastalık olarak değerlendirmemek gerekiyor. Özellikle yaş ilerledikçe bu tutukluk süresi birazcık daha artıyor. Çünkü eklemlerin bir takım özellikleri de kaybolmaya başlıyor. Bu normal bir süreç. Yani bunu şey olarak değerlendirmek gerekiyor. Nasıl yaşla birlikte saçlarımız dökülüyor, cildimiz kırışıyor, gözlerimiz bozuluyorsa eklemler de bir takım özelliklerini kaybetmeye başlıyorlar. Ama bu bir hastalık anlamı taşımıyor. Normalde onun içinde buna bağlı olarak da bir 5-10 dakikalık veyahut 3-5 dakikalık bir tutukluk doğal bir şey aslında sabahları kalktığımız O zaman. zaman şöyle yapalım. Bu kadar konuştuk. Biraz hareket edelim. Sizin bir yatak içi egzersiziniz vardı. Evet, Daha kalkmadan. o özellikle romatizmal hastalığı olan, omurgayı ilgilendiren romatizması olan hastalarımızda önerdiğimiz bir takım egzersizler var. Çünkü sabah uyandığında ayaklarını yere basıp doğrulurken bile tutulma ve bunu başaramama hali söz konusu. O yüzden yataktan kalkmadan önce birkaç tane önerimiz var. Gösteriyoruz, öğretiyoruz hastalarımıza. Onları yapmak. Ben yapalım kısaca. Bize de gösterin o zaman. O zaman sizi böyle alabilir miyiz yatağımıza? O sert yataktan kaldırıp daha iyi bir yatağa. Orada o yatmak bile sizin canınızı acıtmıştır. Şöyle. Ben göstereyim. Lütfen. Sabah yataktan henüz ayaklar yere değmeden yapıyoruz bunu. Uzanır mısınız sırt üstü? Şimdi özellikle omurgayı ilgilendiren romatizması olan hastalarımızda sabahları bel ağrısı ve bel tutukluğu çok tipiktir. Özellikle ilerlemiş dönemlerinde bu ağrı ve tutukluk hali sırt bölgesine de çok gelir. Ve şu şekilde omurgayı hareketlendiriyoruz. Dizlerimizi kıvırıyoruz. İkisini de kıvıralım lütfen. Şimdi böyle yatarken şu belimizin arkasında bir boşluk doğacak. Hepiniz bilirsiniz. Şimdi ellerimizden bir tanesini bu bel boşluğuna yerleştiriyoruz. Derin bir nefes alıp karnımızı sıkarak, karın kaslarımızı sıkarak elimize doğru bastırıyoruz. Bastırır mısınız? Elimize doğru bastırıyoruz. Yani karın kaslarımızı kullanarak elimizle yatak arasında elimizi sıkıştırıyoruz. 10 saniye sayıyoruz içimizden, sonra gevşetiyoruz kendimizi. Gevşetin. Sonra biraz dinlenip tekrar nefes alıp tekrar sıkıyoruz. Şimdi bu özellikle bel kaslarını ve omurgayı çok iyi hareketlendiren bir egzersiz. Kaç kere yapıyoruz bunu? Bunu mesela sabahleyin 8 kere. Arka arkaya 8 kere. Şimdi tekrar uzatalım dizlerimizi. Büküyoruz. Hemen ikisini de bel boşluğumuza elimizi koyup karnımızı sıkıp yere bastırıyoruz. 10 saniye sonra çekiyoruz. 10 saniye çekiyoruz. Sabahleyin 8 ya da 10 kez tekrar. Uzatıyoruz birisini. Şu şekilde bastırıyoruz. Başımızı kaldırıyoruz. Bu şekilde omurgamızı çalıştırıyoruz. Her iki ayakla 10'ar kez, sonra çift ayakla yine 10 kez yaptığınız zaman bütün omurganızı henüz yataktan kalkmadan çalıştırmış oluyorsunuz. Yapar mısınız bir kere daha? Tabii bunun tamamını yapmak zorunda değilsiniz. Benim teyzelerim çok. Yani buraya tabii yapabildiğiniz kadar, zorlandığınız noktaya kadar. Çünkü bizim modelimiz çok esnek. Sonra çift ayakla yapıyoruz aynısını. Peki o yaparken şunu soracağım. Neden iltihaplı romatizmada sabahleyin tutukluğumuz oluyor? Yani bütün gün, bütün gece yatmışız, dinlenmişiz. Niye oluyor? Şimdi iltihap hücreleri yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiği için gece boyunca sorunlu eklemde, sorunlu omurgada birikip kalıyor. Ve bu da o birikimli, iltihaplı sıvının birikmesi bizde asıl tutukluğu yaratan nokta. Hareketli olduğunuz zaman bu dolaşıma katılıp bu iltihap hücreleri oradan uzaklaştıkça siz esnekliğinize kavuşuyorsunuz. Yani sonuçta biz romatizması olan hastalarımıza, ister omurgasında ister eklemlerinde romatizması olan hastalarımıza mümkün olduğunca hareketli olmalarını öneriyoruz. Gün içinde şekerleme yapmak, gün içinde yemek sonrasında biraz uzanmak bile onları daha da kötüleştirip yine tutukluk yaratabilir. Mümkün olduğunca hareketli bir yaşam ve her gün ufak ufak egzersizler öneriyoruz. Yani hareketten kaçmayalım, etmek bizim o eklemlerde biriken iltihap hücrelerini dağıtacak ve daha rahat etmemizi sağlayacak. Kesinlikle. Peki yatakta bunları yaptık. Yatakta bunları yapınca bir miktar daha rahatlamış kalkıyoruz. Şimdi sevgili Semih'ten de bize kalkınca neler yapacağımı. Benim şimdi göstereceğim egzersizler birazcık daha zor egzersizler aslında. Özellikle bacak kaslarına yönelik egzersizler bunlar. Genellikle 5-6 tane egzersiz var. Bunların yapılması öneriliyor ama bir kere yürümeyi mutlaka hayatınızın bir parçası olarak değerlendirin ve yaşam tarzınız olsun. Hatta yürürken aralara birkaç dakikalıkta
böyle hızlı tempolu yürüme veyahut da koşma şeyleri de katabilirsiniz. İlaveler yapabilirsiniz. Onun için şu bacak kasları genellikle günlük yaşamımızda oldukça önemli, dizi korumak açısından ve tutukluluğu gidermek açısından. Bunlardan bir tanesi, benim göstereceğim size egzersizlerden bir tanesi squatting dediğimiz çömelme egzersizi. Aslında yaptığınız zaman gerçekten ne kadar zor olduğunu veyahut da bacak kaslarınızın ne kadar zorlandığını göreceksiniz. Normalde ideal bir egzersiz yaparken ayaklarınızın açıklığının omuz açıklığıyla aynı olması gerekiyor. Yani normalde şu dururken şu açıklığın ayaklarınızın açıklığıyla şu omuz açıklığı aynı olması gerekiyor. Daha sonra kollarınızı bu şekilde birleştiriyorsunuz ve hafif 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 belinizi bükmeden, dikkat ederseniz benim öne doğru bükmüyorum kesinlikle. Belim bük olacak tarzda yavaş yavaş. İsterseniz ön taraftakiler de yapabilir, deneyebilirsiniz. Lütfen ayağa kalkın, beraber yapalım. Hadi ne kadar zor olduğunu da göreceksiniz. Aslında çok kolay değil. Şöyle kalkalım şimdi hep beraber. Evet. Peki diz sorunu olanlar için bu, çünkü oldukça dizi... Dizi 90 doğru derecenin üzerine getirmediğiniz süre içerisinde bir problem yok. Şimdi ellerimi birleştiriyorum böyle. Evet, bacaklarımı açtım omuz genişliği kadar. Şimdi yavaş 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 aşağıya doğru iniyorum. İniyorum, iniyorum, iniyorum. Belinizi kesinlikle bükmüyorsunuz. Belinizi koruyorsunuz. İniyorum, 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 iniyorum. Bu şekilde tamam, duruyorum. Çok fazla değil, çok fazla. Çok fazla. 90 derecenin altına düşmeyin. 90 derecenin üstüne altına düşmeyin. Bu şekilde durduğunuz zaman şu bacak ön kaslarınızı zorlandığını, yandığını yanıyor diyorsunuz. Niye? Çünkü çalışıyor. Çünkü çalışıyor. Ondan sonra yavaş, siz yapmıyorsunuz. Siz yapmıyorsunuz, duruyorsunuz. Gözümden kaçmıyor. Yıllarca ders verdim, onun için görürüm. Bir de hareket mi ediyorsunuz? Evet, çok hafif de yaylanabilirsiniz. Ondan sonra yavaş 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 ne yapıyorsunuz? Kalkarken de yandığını hissedersiniz. Hatta daha fazla zorlanırsınız yavaş yavaş kalkarken. Çünkü kaslarımız tekrar çalışıyor. Bir tanesi bu. Şimdi birazcık yan dönelim. Şöyle yan dönelim. Bir ayağımızı öne alalım şöyle. Bir ayağımızı öne alıyoruz. Öbür ayağımızı arkaya doğru alıyoruz. Gene belimizin çukurluğunu bozmuyoruz. Yavaş yavaş ellerimizle bu öndeki bacağımızın üzerine doğru yaylanıyoruz. Arkadaki bacağımız gidiyor. Şimdi bakın, burada iki bölgeyi çalıştırıyorum. Eğer gerçekten doğru yapıyorsanız gene bu bacağınızın çok ağrıdığını hissedersiniz. Şu bacağınızın. Ve arkadaki bacağınızın da arka kaslarının uzadığını hissedersiniz. Burada düşmemek şart. Burada hem bu bacak kaslarınızı güçlendiriyorsunuz hem de öbür bacağınızın arka kaslarını ne yapıyorsunuz? Geriyorsunuz. Bir topuğunuzu taşla... da yerde evet, ayırmayın. Benim ayakkabım çok müsait değil çünkü. Bu şekilde yavaş yavaş kalkıyoruz. Diğer bir hareket. Bacağım ağrıdı. Diğer bir hareket. Gene duruyorsunuz bu şekilde. Bir bacağınızı yana doğru açıyorsunuz. Birazcık geniş. Daha sonradan bir bacağınızı, soldaki bacağımızı büküyoruz. Bunun üzerine doğru abanıyoruz. Bu arada bu bacağımızın şu içteki şeylerini geriyoruz. Kaslarını. Şurayı fark ediyor musunuz? Şu şekilde. Bunun yandığını, bunun gerildiğini hissediyorsunuz. Evet. Bunları düzenli yapmamız gerekiyor. Ne ilave edelim bunlara? Mekik ilave edelim. Oo. Bir de şınav ilave edelim. Oo. Şimdiden 3 harekette biz bittik diyenler de var. Yavaş yavaş arttırırız. Şimdi eğer şınav yapamıyorum diyorsanız yerde, bir masanın kenarında yapabilirsiniz. Mesela daha kolaydır bu. Şu şekilde durduğunuz zaman, şu şekilde durduğunuz zaman, ya şöyle döneyim herhalde daha iyi olacak kamera. Şu şekilde bir sandalyenin arkasında veyahut da bir mutfak tezgahının kenarında da bu şınavı ne yapabilirsiniz? Çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu şınav yerde yapılana göre çok daha ne yapabilirsiniz? Rahat yapabilirsiniz. Bir de mekik göstereceğim. Mekikte birkaç püf noktası var. Bir kere mekik yaparken amacımız karın kaslarını şey yapmak, çalıştırmak. Ama bele de zarar vermemek. Onun için bele zarar vermemek için dizlerimizi mutlaka büküyoruz. Bu bir. Bunu da kaldırın. Dizlerinizi mutlaka bükeceksiniz. Bele zarar vermemek. İkincisi, mutlaka öne kadar gitmeyin. Yani yarım mekik dediğimiz. Kollarınızı ön tarafa doğru alıyoruz ve vücudumuzu hafif yukarı doğru kaldırıyoruz. Yarım mekik bakın. Kürek kemikleri hizasına kadar geldik, geri döneceğiz. Kesinlikle öne doğru fazla giderseniz bele zarar verirsiniz. Yarım mekik. Yapar mısınız tekrar minik? Evet. Zorlandığınız yerde bırakacaksınız, öyle mi? Bu en kolayı. Göğüste çaprazlarsanız ellerinizi. Bu birazcık daha zordur. Bir kademe arttırdım. Evet, gelelim öne doğru. Bu birazcık daha zordur. En zoru da budur. Arkaya doğru alalım. Öne doğru. Birazcık daha zordur. Onun için iki prensip var. Bir, dizlerimizi mutlaka büküyoruz. İki,
kürek kemiklerin hizasına kadar kalkıp geri dönüyoruz. Kaç tane hareket attı? 6 tane mi? 5 tane oldu. 6 var. Aklınıza gelen söyleyin. Benim hemen şu geliyor aklıma. Yeter herhalde. Yeter ama şu var. Ben yapamıyorum. Vazgeçiyorum. Sıkılıyorum. Acıdığı zaman da bitiriyorum diyenler için günde bir tane bile olsa faydası var mı? Var. Bir hareket var, bile. Var. 2, 3 her gün. Yani her gün bir miktar zaten arttırırsınız. Aslında bir taneyle başladığınız zaman yapamıyorum. Ondan sonra o bir taneyi tamamlayıp 2 olacak, o 3 olacak, 4 olacak. Peki. Düzenli bir şekilde bir şey oluşturursanız kendinize mutlaka artacaktır.